Çıktı ya. This Tekrar meeting is being recorded. geldi. Şimdi videoyu arka sesimizde paylaşalım. Evet. Şimdi bu videoda Working Week yani ikinci üniteye ait bir video. Subtitle'larıyla ben izlemenizi istiyorum bu videoyu. Evet, mikrofonlarınız kapalı olsun. Buyurun. It's the weekend in Cornwall in the southwest of England. The sun is shining and people are enjoying their free time at the seaside. Cornwall is famous for its stunning scenery, pretty villages, and beautiful beaches. And it's a popular destination for people getting away from stressful jobs and busy lives in towns and cities. And there's plenty to do with your free time here. For some people, the weekend is about the simple pleasures and taking the time to relax. At the beach, people take their dogs for walks, catch up with friends, or spend time with their families. And for others, it's all about getting active. During the working week, many people spend their time sitting at a desk, and the weekend is their chance to get moving and keep fit. You can be a successful accountant during the week and a passionate surfer at the weekend. All you need is a wetsuit, a board, and perhaps a few surfing lessons first. Beaches are full of enthusiastic sportsmen and women. All you need is a ball, a bat, and a group of friends. You can go for a swim, or perhaps explore the coastline by kayak. The more adventurous can even try to catch some fish for dinner. But while the sea and coastline are beautiful, they can also be treacherous, with strong currents and unpredictable weather conditions. Every year, thousands of people get into difficulty on the coast, and it's not just the holidaymakers who are at risk. For people like the commercial fishermen who work along the coastline, the sea is a place of work, and it's a dangerous workplace. Fishermen work long hours and are paid very little for doing the most dangerous job in the UK. They are 50 times more likely to die at work than people with other jobs. When something goes wrong at sea or on the beach, whether you are working or just enjoying a day out, there's an amazing group of dedicated people who give up their free time to help. The members of the Royal National Lifeboat Institution, the RNLI, the charity that saves lives at sea. RNLI was formed in 1824 to help anyone who got into trouble in the seas around the coastline of the United Kingdom. The RNLI has both lifeboat volunteers who respond to emergency calls 24 hours a day and lifeguards who patrol more than 160 beaches. The charity uses money donated by the public to pay for its work. For every £1 given to the RNLI, 81 pence is spent on providing a rescue service, while the rest is spent on programs focused on preventing accidents happening and raising more money for the charity. Since it started, the RNLI's boats and lifeguards have saved more than 139,000 lives.
Today, there are over 4,500 lifeboat crew and over 900 seasonal lifeguards working for the organization. Most of these people are volunteers who give up their free time and put their own lives in danger to prevent accidents and rescue people in need. For RNLI lifeguards, 95% of the job is to prevent accidents before they happen at the beach. They watch the sea carefully to check that no one is getting into trouble. They have to be ready to rush to help swimmers or surfers if they get into difficulty. Lifeguards have to concentrate hard, and they only stay on duty for short periods of time before they have to take a break. Lifeboat crew members attend emergencies at sea and can be called at any time, day or night. The crew member's pager will go off, and they will rush down to the lifeboat station and launch the lifeboat. Let's go. They have to spend many hours of their own time to become highly skilled and efficient lifesavers. So, what kind of people volunteer for the RNLI? Robin Howell is a senior lifeguard on Perranporth Beach in Cornwall. It's 10 a.m. on a Sunday in June, and Robin is starting work. He's setting up all his equipment and getting ready for a day keeping people safe on the beach. People are only allowed to swim between the red and yellow flags, as this is the area that Robin is watching. Robin has a radio to stay in contact with the lifeguard base. Hello, my name's Robin Howe. I am a geography teacher at a secondary school in Cornwall. I have a second job, which is senior lifeguard on Perranporth Beach. I work all year round as a teacher. As a teacher, I don't work at the weekends, but from March all the way through to September, I work as a lifeguard on Perranporth Beach at the weekends. The lifeguard hours are between 10 and 6 p.m. in the evening. Having two jobs doesn't leave much time for relaxing, and even when he's not working, Robin likes to stay busy. I think the main problems with having two jobs is just literally trying to fit it in, you know, in the space of a week. But I'd rather be busy than sitting at home watching TV. Yeah, I mean, in my free time, I try and do as much as possible. There's not a lot of free time, but I'm doing a master's in film, and I try and do as much sport as possible. I swim in the mornings at 6:30, but I also try and do some running, and I go to a yoga class once a week as well. And like all the busy people who work for the RNLI, Robin does two jobs because he loves them both. I have two jobs because I love both of them. I love the lifeguarding because it's outside, it's very physical, and I love the teaching because I just like the interaction with the pupils and the fact that I can try and make a difference to their education. Five-year-old Ben Eglinton is part of the RNLI lifeboat crew in the town of Newquay in Cornwall. His crew is made up of many volunteers from the local community. There's fishermen, builders, landscape gardeners, hotel pub owners, fishmongers, all sorts, basically. People that own shops, fish and chip shops, all sorts. Ben's been part of the Newquay crew for 8 years.
He's a busy man who works full-time as an engineer in the Royal Navy during the week. So I currently work in the Royal Navy. During the week, I work away in Portsmouth, which is 210 miles away. Every weekend, I'd make the epic journey back to Newquay to help out with the RNLI. But Ben doesn't mind giving up his free time to help. Well, I've volunteered my time with the lifebooks. It's good to give something back to the community. It's also a great achievement when you're out there and you actually save somebody's life. And it's thanks to Robin, Ben, and all the amazing RNLI volunteers that the beautiful beaches, coastline, and seas around the UK are safer for everyone to enjoy. Yes. That's the end of the video. Did you like the video? Is it hard enough? Is it hard to understand every word? Yes, I like. Is it hard to understand? No. The video. No, no hard to understand. Yeah. It isn't. It is easy. It's easy. Okay, good to hear that. Okay. I will send the key to the worksheet on WhatsApp so that you can watch the video anytime you like, and then you can answer the questions as well. Okay. Let's go back to our workbook on page 17. Page 17. And what's the part? Exercise 13. What's cooking? We're going to visit Matt Greenberg, and he's a chef, TV chef, and he's cooking a recipe for bread and butter pudding. And what you are going to do is to check the ingredients he uses in the recipe. There are some ingredients. And now, while listening, I want you to tick the ingredients he uses in the recipe. Okay. Then I'll open the script as well. So that. Tape script 2.5. What's cooking? Okay. Hello again, and welcome to What's Cooking? I'm Linda Davis, and today in the studio, we've got one of Britain's best known and most successful chefs, Matt Greenberg. Hi there. Matt, you work in one of London's top hotel kitchens, don't you? Yeah, I'm in charge of a great team of chefs there, and I run the kitchen most nights. So what kind of head chef are you then? The typical bad-tempered bully we see on TV, always shouting? Could be. Nah, I hardly ever have tantrums. Honest. I think running a kitchen does get very stressful if you're passionate about cooking and want to produce the very best. But it actually gives you a real buzz, and I really enjoy the excitement. I know what you mean. Now, your background's interesting. You come from Canada originally, don't you? That's right. But you're now known for promoting traditional British cooking, which isn't very fashionable. Why is that? Well, I get very frustrated when people say that British cooking isn't very exciting. You know, I tell someone how much I love a good steak pie or a traditional fruit pudding, and they say, yeah, fine, but it's all a bit ordinary, isn't it? Well, I don't agree. I reckon simple traditional cooking using the best ingredients is never boring and always tasty. Mm-hmm. So, what are you making for us today? I'm making a really classic recipe, bread and butter pudding. Oh, great. My favorite. Yeah, always popular. And it costs next to nothing to make as well. Now, I normally use just sultanas in this, mm-hmm. but today I'm putting some fresh orange in as well. Oh, really? That sounds good. So, you're buttering the bread now.
What sort of bread is that? It's just an ordinary white loaf, mm-hmm. sliced quite thin with a good sharp bread knife. Right, now I'm heating the milk, cream, and vanilla in a pan, mm-hmm. and while that's warming up, I'm whisking the egg yolks and caster sugar in a bowl. How much vanilla essence do you put in? I'd say about 5 or 6 drops. And now for the orange. Look at that, a nice organic beauty. Now, these are grown in the Mediterranean, and you can just see all the sunshine that goes into them. It does look good, doesn't it? And you're going to peel and chop that? No, look, I'm just grating the rind into the sultanas. Okay, and now you're putting the bread into the pudding dish. That's right, in 3 layers, with the sultanas and orange in between. Now, let's see if that milk's cool enough now. Yep, that seems about right. So I'm mixing this into the egg yolks, and now I'm pouring it over the bread. And that's it. Leave it to stand for a while. Well, how long? About 20 to 30 minutes, mm-hmm. and then put it in the oven for about 30 to 40 minutes, and that's 180 degrees centigrade, or gas mark 4. Mm-hmm. It needs to be cooked until the top is brown and crispy, like this one I made earlier. Just the way I like it. Can this be served now? You bet. That's divine. And people say they don't think much of British cooking. Well, never mind. They don't know what they're missing, do they? Okay. Then, would you like to listen to it once more? Yes. Yes. Okay. Tape script 2.5. Yes. What's cooking? Hello again, and welcome to What's Cooking? I'm Linda Davis, and today in the studio we've got one of Britain's best known and most successful chefs, Matt Greenberg. Hi there. Matt, you work in one of London's top hotel kitchens, don't you? Yeah, I'm in charge of a great team of chefs there, and I run the kitchen most nights. So what kind of head chef are you then? The typical bad-tempered bully we see on TV, always shouting? Could be. Nah, I hardly ever have tantrums. Honest. I think running a kitchen does get very stressful if you're passionate about cooking and want to produce the very best. But it actually gives you a real buzz, and I really enjoy the excitement. I know what you mean. Now, your background's interesting. You come from Canada originally, don't you? That's right. But you're now known for promoting traditional British cooking, which isn't very fashionable. Why is that? Well, I get very frustrated when people say that British cooking isn't very exciting. You know, I tell someone how much I love a good steak pie or a traditional fruit pudding, and they say, yeah, fine, but it's all a bit ordinary, isn't it? Well, I don't agree. I reckon simple traditional cooking using the best ingredients is never boring and always tasty. Mm-hmm. So, what are you making for us today? I'm making a really classic recipe, bread and butter pudding. Oh, great. My favorite. Yeah. Always popular, and it costs next to nothing to make as well. Now, I normally use just sultanas in this, mm-hmm. but today I'm putting some fresh orange in as well. Oh, really? That sounds good. So, you're buttering the bread now. What sort of bread is that? It's just an ordinary white loaf, mm-hmm. sliced quite thin with a good sharp bread knife. Right, now I'm heating the milk, cream, and vanilla in a pan, mm-hmm. and while that's warming up, I'm whisking the egg yolks and caster sugar in a bowl. How much vanilla essence do you put in? I'd say about 5 or 6 drops. And now for the orange. Look at that, a nice organic beauty. Now, these are grown in the Mediterranean, and you can just see all the sunshine that goes into them. It does look good, doesn't it? And you're going to peel and chop that? No, look, I'm just grating the rind into the sultanas. Okay, and now you're putting the bread into the pudding dish. That's right, in 3 layers, with the sultanas and orange in between. Now, let's see if that milk's cool enough now. Yep, that seems about right. So I'm mixing this into the egg yolks, and now I'm pouring it over the bread. And that's it. Leave it to stand for a while.
Well, how long? About 20 to 30 minutes, and then put it in the oven for about 30 to 40 minutes, and that's 180 degrees centigrade, or gas mark 4. Mm-hmm. It needs to be cooked until the top is brown and crispy, like this one I made earlier. Mmm, just the way I like it. Can this be served now? You bet. Mmm. Mmm. That's divine. And people say they don't think much of British cooking. Well, never mind. They don't know what they're missing, do they? Yes. Let's have a look at the first ingredients. Will you please read out, Mevlana, the ingredients here, all of them on the screen. Read out. Don't give the answer. But we can't hear your voice. I don't understand why. Sesinizi duyamıyoruz. Yine duyamıyoruz, değil mi? Duyamıyoruz sesinizi. Hay Allah. Bir problem var yine. Mevi Bağım, duyamadık. Sesinizi duyamadık. Ali Bey, sizden alalım bu şey, o ingredientsları okuyalım. Mevi, ben duyamıyorum. Hay öğretmenim. 12 slice white bread cut into triangles. 8 egg yolks. Mm-hmm. 50 gram unsalted butter. 100 mm-hmm. gram salt. Mm-hmm. 125 gram caster sugar, a 50 drops vanilla essence, mm-hmm. 50 grams sultanas, bu bizim kuru üzüm, bu bizim sultan. Aynen öyle. One lemon, 400 milliliter milk, 500 gram flour, 400 milliliter double cream, one orange rind grated means rendelenmiş grater rendenin ta kendisi. Okay. Unsalted butter. Unsalted butter. Tuzsuz diyor, değil mi? Tuz. Okay. Egg yolks. Yumurta sarısı. Peki. White bread. Beyaz ekmek. Cut into triangles. Üçgen olarak. Üçgen şeklinde kesilmiş. Cut into triangles. Peki. Custard sugar. Pudra şekeri. Eyvah. Bread and butter pudding. Gözmen. Okay. Şimdi geldi sesiniz. Gitti gene. Vanilla essence. Vanilya esansı. They usually use vanilla essence in their cooking. Yani böyle su şeklinde esans, but we use vanilla powder, değil mi? Like baking powder in our cookings. Okay. Sultanas, as you said, Ali Bey, kuru üzüm. We know. Kuru üzüm. Orange rind means grated orange. Buradaki double cream ne? Rendelenmiş double cream, kabuk. Double cream. Kremayı anlıyorum ama double olunca. Double cream yani daha yoğun duble. Krema. Duble. Yoğunlaştırılmış bir krem. Hı-hı. Yoğunlaştırılmış. Duble, yoğun. Hmm. Okay. Peki. What did he use as the ingredients? Did you catch the ingredients that he used? Did he use 12 slices white bread?
cut into triangles. Bakalım. Or no? Did he use 12 slices? True. Evet. What happened? Yeah. He used, okay. Use this one. What about 8 egg yolks? Did he use? Six eggs. Yes. Okay. And what about unsalted butter? Kullandı mı bunu? No, false. Bakalım. Kullanmış. Oh, kullanmış. 50 grams of unsalted butter. Did he use salt? False. No. No. Unsalted butter. Butter. That's why he didn't use any salt. What about custard sugar? Did he use custard sugar? Yes. Yes. True. Okay. Did he use a few drops of vanilla essence? True. Yes. True. And did he use any sultanas? Okay. True. Yes. True. Yes, he used. He gives us the recipe. Bize tarifini veriyor. Bu yaptığı şeyin. Okay. Did he use a lemon? False. No, he didn't use lemons. Okay. Did he use any milk? True. Yes. Okay. Did he use any flour? Flour? Un. Did he use any flour? No. Okay. No. Did he use any double cream? True. Yes. True. Okay. One orange rind? True. Yes, he used all of them. Okay. This is the recipe. Would you like to try the recipe at home? Yes. Yes, I could be maybe at the weekend. Okay. We can try it. Okay. Let's look at the sentences about him. Bakalım. Are these sentences true or false? Bakalım. Math works in a hotel kitchen. Is it true? True. True. He doesn't like running a kitchen because it is so stressful. False. Yeah, false. It's false. Many people think that British cooking is a bit boring. True. Okay. The recipe he's making today isn't expensive. False. True. When you look at the ingredients, it's not very expensive. The ingredients are not very expensive. So he's making the recipe slightly differently today. True. Yes. True. He is doing something different. Okay. Okay, now let's have a look at the next exercise. Here are some lines from the program with the correct form of the verb. I want you to complete these lines. Okay, hadi bakalım. These lines are you from... have come. You come. You come from Canada. You come from North Canada. You come. That means come.
originally. You are, that means you are from Canada. The meaning of come. Canada. Değil mi? Canada'dansın. Okay. Reckon. Reckon means tahmin etmek. I guess. Biraz geleneksel. What is the correct form? I have reckoned. I have reckoned much. I reckoned. I guess, I think. No, I reckoned. I reckon. Past simple. You're present. Present. I reckon. Simple. Simple. The traditional simple. With the basic is never boring. I think, Annie, I guess, give it the meaning. So, what are you making for us? For us today? Çok güzel. Today. Now. I normally see just sultanas in this. You were used. Use. I normally use. But today. Use. I am putting. How fresh, orange. Putting diyor mu? I am putting. I normally use blah blah, but today I am putting. Şimdi şunu yapıyorum. Putting. Anda. Now I'm heating the milk. Çok güzel. Now I'm heating the milk, cream and vanilla. These are grown in the Mediterranean. Bakın bir passive grown. Sentence değil mi? Present. Fresh oranges, değil mi? These are grown. I like it. I like it. I like it. I like it. Well, never mind. They don't know. They don't know they don't what. Know. What they? They are missing. They are missing. Missing? Do they? Missing. How do you translate the last sentence? Onlar ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. They don't know what they are missing. Evet. Do they? Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Do they? Onu nasıl zaman kullanıyorduk? Do they'i negatif bir cümlenin yardımcı fiilini tam tersine getirerek do they değil mi? Eğer bu olumlu bir cümle olsaydı they know what they are missing. Bu defa buradaki third question don't they. Negatif auxiliary ile çeviriyoruz. Negatif cümleyi de pozitif auxiliary ile çeviriyoruz. Değil mi? Sorusuyla tek question yapıyoruz. Evet. Bir de listening yapalım ve tekrardan şu open script'le de Tape script 2.5. What's cooking? Hello again, and welcome to What's Cooking? I'm Linda Davis, and today in the studio we've got one of Britain's best known and most successful chefs, Matt Greenberg. Hi there. Matt, you work in one of London's top hotel kitchens, don't you? Yeah, I'm in charge of a great team of chefs there, and I run the kitchen most nights. So what kind of head chef are you then? The typical bad-tempered bully we see on TV, always shouting. could be. Nah, I hardly ever have tantrums. Bakın,
I hardly ever have tantrums. Do you remember King Charles' tantrums? He has some tantrums, değil mi? Bu tantrums neydi? King Charles. Efendim? Öfke nöbeti. Aha, öfke nöbetiydi, değil mi? Bağırıp çağırıyordu, değil mi? Peki, burada dinledik bu metni ama buradaki kelimelerden gidelim. If you are passionate about cooking, I think running a kitchen does get very stressful if you are passionate about cooking and want to produce the very best. But it actually gives you a real buzz and I really enjoy the excitement. Ne anlıyoruz buradan? I think running a kitchen. Running a kitchen ne demek? Bir mutfak yönetmek, idare etmek, çalıştırmak. Mutfak yönetmek, evet. Does get very stressful. Burada bakın hem does kullanmış hem get kullanmış. Niye kullanmış? Hem auxiliary verb'ü kullanmış hem de fiilin kendisini kullanmış. Aslında running a kitchen gets very stressful demesi yetiyordu. Ama does'ı hangi anlamda kullanmış burada? Stresli yapar. Bu bir mutfağı yönetmek. Buradaki anlamı daha fazlalaştırmak, anlam üzerinde pekiştirmek adına bir mutfak yönetmek, bence bir mutfak yönetmek gerçekten stressful, yani streslidir anlamında. If you are passionate about cooking. Passionate neydi? Tutkulu. Tutkulu. Yemek pişirmeye tutkuluysanız ve çok iyi ürün çıkarmak isterseniz gibi bir şey mi? But it actually gives you a real buzz. Bu real buzz neydi? Pozitif bir şey miydi, negatif miydi? Buradan anlamdan çıkaralım. Pozitif olmak lazım. Pozitif değil mi? It actually gives you a real buzz anlamında. A real buzz. And I really enjoy the excitement diyor, değil mi? Şimdi gidelim. I know what you mean. Ne demek? Anlamının ne olduğunu biliyorum. Ne demek istediğinizi biliyorum. Ne demek istediği? You ne mean. Well, I know what you mean. You evet. Mean. Güzel. Güzel bir ifade o. Peki. You are now known for promoting traditional British cooking, which isn't very fashionable. Promote neydi? Promotion. Yükseltmek anlamında. Yükseltmek anlamında. Yükseltmek. Traditional British cooking'i geliştirmek anlamında. Tamam mı? You are now known. Biliniyorsunuz. İngiliz mutfağını yani daha ayağa kaldırma konusunda siz iyi bilinen yarına. Siz şu anda bunun için bu anlamda biliniyorsunuz. Evet. Which isn't very fashionable. Fashionable olmayan şey ne burada? Geleneksel yemekler, İngiliz yemekler. Traditional British cooking. Bakın bu da bir relative clause'du. Daha önceki sene gördüğümüz gibi. Evet. Niye burada bir point? Bu aslında not necessary. Bu aslında ekstra bir information veriyor. Aslında traditional British cooking dediğimiz zaman biz anlıyor muyuz ne olduğunu? Evet, tradition, geleneksel İngiliz mutfağı dediğimiz zaman bilinen bir şey. Dolayısıyla bu, which isn't very fashionable, gives us some extra information about British cooking. Dolayısıyla biz bunu tercüme
ederken ki o çok da bir popüler değil anlamında ya da tercüme çok popüler olmayan İngiliz mutfağı, geleneksel İngiliz mutfağı şeklinde de çeviririz. Ama biliyoruz ki biz burada which isn't very fashionable ifadesi bize extra information. Evet, I get very frustrated when people say that British cooking isn't very exciting. Frustrated. Üzülmek. Is it something negative or positive? Negative. Negative, frustrated. Çok kızgın olmak, değil mi? Kızgın olmak mı? Evet, frustrated. Yani çok öfkeleniyorum. Niçin öfkeleniyor? When people say that. İngiliz mutfağının heyecanlı olmadığı söylendiğinde. Çok sinirleniyorum, kızıyorum, öfkeleniyorum anlamında. Aha. You know, I love good steak pie, traditional fruit. Okay. It's a bit ordinary, isn't it? It's all a bit ordinary, isn't it? That's it. Biraz sıradan değil mi? Okay. Okay. I reckon simple traditional cooking using the best ingredients is never boring and always tasty. Mutfak sıkıcı değil, o devamlı tadına bakıyorlar. I reckon neydi? Bana göre ya da benim düşüncem. Simple traditional cooking. Basit. Basit geleneksel yemek. Ne yaparak? Using en iyi malzemeleri kullanarak geleneksel pişirme Asla lezzetli değil. Her zaman değil ve daima lezzetlidir. Evet. Lezzetlidir. Always it cooks near next to nothing to make as well. Always popular and it costs next to nothing to make as well. Yapılması hiçbir şeye mal olmuyor. Evet. Yapmaktan başka hiçbir şeye yani sadece yapmak bir maliyet anlamında. Çok da dolayısıyla it's not very expensive, değil mi? It doesn't cost a lot of money anlamında. I normally use, tamam bunu yaptık. Evet, that sounds good. Kulağa iyi geliyor. Evet, kulağa iyi geliyor. Bunu bugünlerde Türkçe'de böyle that sounds good. Bayağı good. Türkçe'de de yerleşti çevirilerde. Okay. Very well. I'm hitting the mail. Problem yok. Oh, can just see. Evet. I'm just grating the rind into the sultanas. Üzümlerin içine rendeliyorum. Rendeliyor. Evet, kabuklarını, o portakal. Evet. Portakalın kabuklarını. In three layers. With the sultanas and orange. Üç katman, değil mi? Üç katman var. Üç katman. Üzümlerle ve orange'larla, portakallarla arasında. Evet. Peki.
kadarı yeterli. Maybe it could be worth trying this recipe. Belki de bu resipi denemeye değer. Şimdi kitabımıza bir dönüş yapalım. Sayfa page 21. Page 21 in our diyoruz. Everyday English bölümünde sizden istediğim spoken English'te softening a negative comment. Burada bilmemiz gereken bir şey var. In conversation we sometimes don't want to sound too negative. We soften negative comments. Yani karşımızdaki insana kırmamak adına çok fazla negatif bir yorum yapmayız. Negatif konuşmamak için onlarla ilgili negatif komentlerimizi, yorumlarımızı, olumsuz yorumlarımızı genelde biraz yumuşatıyoruz. We soften negative comments. Nasıl diyoruz? We were late landing. Yani biz inişte geç kaldık ya da geç indik anlamında bu kadar söylemiyoruz ama birazcık yumuşatıyoruz. We were a bit late landing. We were a bit late landing. Birazcık anlamında bu. My room is tiny. Dediğimiz zaman benim odam tiny. Tiny. My room isn't very big, but it's okay. Isn't very big dediğimiz zaman it's okay. Biraz daha yumuşatma. Yani çok büyük değil anlamında. Şimdi bu komentleri birazcık yumuşatalım. Parantez tiny düzenli miydi hocam? Efendim? Tiny düzenli miydi? Tiny küçük de. Küçük. Small. Very small. Very small. Bayağı. Very small. Yani small'dan da şey. Şimdi peki. Şu ahşap evler var ya arabaya takıp çekiyorlar. Evet, onlar house. İçin kolları kullanıyorlar. Tiny house. Tiny house. Tiny house. Tiny. Tiny house. Tiny house. Evet. It's tiny. Expensive. Biz nasıl çeviririz buradaki ifadeyi kullanarak? It's a bit expensive. Bir parça biraz pahalı. It's expensive dediğimiz zaman pahalı. Yani gerçekten bu böyle pahalı. Ama it's a bit expensive dediğimiz zaman yani çok daha pahalı. It's not very expensive anlamında. It's not very expensive. It's a bit expensive. It's hard. Quite hard. Yani oldukça zor. It's hard dediğimiz zaman zor, oldukça zor. Bakın biraz yumuşatıyoruz ifadeyi. It's cold. It's very warm. Ilık demek. Cold, soğuk. It is not enough warm. It's not very warm. It's not very yapısını da kullanıyoruz. Not very, bakın yukarıda, not very, değil mi? Yeah. Çok, çok ılık değil. Çok ılık değil. Hı-hı. They are rude. Rude. Yani rude neydi? Kaba mıydık? Kaba. Nobran. Aha. Not very friendly. O kadar sevecen değiller. Arkadaş canlısı değiller diyoruz. Not very friendly. Yani olumsuzunu kullandığımız zaman not very yapısını
kullanıyoruz gördüğünüz gibi. I earn very little. Çok az kazanıyorum. Çok fazla değil gibi düşün. I don't earn too much. Gibi. I don't earn very much. Çok güzel. Negatif yaptık. Çok fazla kazanmıyorum. There's nothing to do. Yapacak hiçbir şey yok. Güzel bir kalıp bu. There's nothing to do. Bunu bir de with you gibi bir şey koyuyorlar belki de öğretmenim. Almanca'da da var buna. With you. Evet. Sen artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Senle işim olmaz. Hani var ya senle artık yollarımızı ayıralım. Senle işim olmaz. Evet. There's nothing to do with you. Evet. We are all lazy. Yok canım, işte değilsin. Isn't very much to do. There isn't very much to do. Yani çok yapacak şey yok anlamında. Şimdi there's nothing dediğim zaman zaten olumsuz bir cümle değil mi? Olumsuz anlamda. Olumlu yapıda bir cümle. Nothing anlamı negatifleştiriyordu. Evet, mesela söyleyecek hiçbir şey yok diyelim bu yapıdan yola çıkarak. Nasıl söyleriz? There is nothing to say. Evet. To tell. There's nothing to tell. There's nothing to say. Yani sözün bittiği yer anlamında. There's nothing to say. Peki. Güzel bir yapıdır kendileri. Evet. Yani bunu bu şekilde bilmenizi istedim. Bu şeyde. Bakayım. Bir dakika. This is the answer. Make a comment. Şimdi burada aslında yani dinleteyim yine de ama çok fazla hani sizin kafanızı da bununla yormak istemedim. Şimdi iki kişi konuşuyorlar, small talk yapıyorlar ve burada dikkat ederseniz bir takım şeyler kullanılmış, promptlar kullanılmış. Bakın en azından bu promptları nasıl kullanmışlar onu görelim. Evet. Tape script 2.9. Atıyorum. Making small talk. So what do you think of Liverpool, Lars? It's really interesting. Liverpool's such an old city, isn't it? There are some lovely buildings, and the people are so friendly. Yes, they are, aren't they? When did you get here? 2 days ago. I got the plane from Oslo. We were a bit late landing, but it didn't matter. Oh, good. Where are you staying in Liverpool? At the Grand Hotel. It's very convenient for the office. My room isn't very big, but it's okay. What a pity. Never mind. Where are you from? Well, from Norway. I was born in Bergen, but I live in a suburb of Oslo. It's very pretty, and it's not far from the sea. Really? Sounds beautiful. Your English is very good. Where did you learn it? That's very kind of you, but I know I make a lot of mistakes. I learned it at school for years, and I've been to England quite a few times. Oh, have you? How interesting. And what are you doing here in Liverpool, Lars? I'm attending a conference. I'm here for 5 days, and I'm going home on the 17th. Oh, so soon. And have you managed to get around our city yet? I haven't seen very much. I've been for a walk along the riverside, and I've taken a ferry across the Mersey. But I haven't seen the Beatles exhibition yet. Well, I hope you enjoy it. Don't work too hard. I'll try to enjoy myself. Bye. It was nice to talk to you. Evet. Böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Ve bu şeyde dikkat edersek sadece dinlemiyor. Bir takım yorumlarda bulunuyor.
dikkat ederseniz. To keep the conversation going. How does and show she is interesting? She is interested. Yani ilgilendiğini gösteren example'ları görelim isterseniz. Bütün şeyleri görelim. Bakın. Liverpool such an out. There are some blah blah diyor. Değil mi? Bu burada peki gibi Lars the conversation going, yani Lars small talk'u ya da küçük bir konuşmayı genişletmek için, uzatmak için ya da devam ettirmek için bir takım ifadeler kullanıyor. Gördüğünüz gibi bakın, diyor ki mesela en soruyor, when did you get here diyor. I got the plane from Oslo demesi yeter aslında, ama arkasından ne diyor? We were a bit late landing but it didn't matter diye ekstra informationlar koyuyor. Bakın soruda ne soruyor? What ne diyor? Where are you staying in Liverpool diyor. In a hotel diyor. At Grand Hotel'de diyor. Ama arkasından it's very convenient for the office. My room isn't very big but it's okay. Gördüğünüz gibi otelden, odasından bahsediyor. Otelin uzaklığından bahsediyor. Yani İngilizce'de şöyle bir şey var. Karşılıklı konuşmada ille sorulara sorunun cevabını tek bir cümleyle vermemiz gerekmiyor. Bunu hani soru cevap şeklinde olmaması adına siz bir takım yorumlar da yapıyorsunuz. Bunu göstermek adınaydı bu bölüm. Bakın mesela where were you born diyor. Where are you from diye soruyor. Norway diyor. Aslında Norveç'te doğdum, I was born in Bergen demesi yetiyor. Ama bakın, I live in a suburb of Oslo. Sefer Oslo ile ilgili bir takım bilgiler veriyor. Demek ki bize birisi bunları sorduğu zaman biz böyle de cevaplarımızı uzatabiliriz. Bakın bir başka soru diyor ki, siz İngilizcesiyle ilgili, your English is very good diyor. Where did you learn it diye sorduğunda, evet öğrendim ama işte very kind, siz çok kibarsınız. But I know I make a lot of mistakes diyor. I learned it at school 4 years. I've been to England quite a few times. Yani bunu nasıl geliştirdiğine dair bilgiler veriyor ilave olarak. Peki, what are you, bakayım, what are you doing here in Liverpool, Lars diyor. I'm attending a conference dediği zaman aslında yeter. Ama aslında kaç gün kalacağını, ne zaman döneceğini burada bildiriyor gördüğünüz gibi. Başka evet, what are you, pardon, have you managed to get around our city yet? No, I haven't dese yeterli olabilir. I haven't seen very much dese yeterli, ama dikkat ederseniz yaptığı şeyleri ya da yapmadıklarını belirtiyor. I have been for a walk along the riverside. I've taken a ferry crawl across the Mersey, but I haven't seen the Beatles exhibition yet diyor. Neleri yapmış, neleri yapmamış ile ilgili bilgi veriyor. Ve ondan sonra ayrılıyorlar. Ya bu bölümde yabancılarla yapacağımız görüşmelerde ya da konuşmalarda karşılıklı sadece soru cevap değil ve o soruya yönelik konudan sapmadan
ekstra information vererek konuşmalarımızı daha sıcak ve sevimli hale getirebiliyoruz. Şimdi bu konuşmalar bizim CD'lerde var mı öğretmenim? Tabii. Siz o CD'yi elde ettiniz mi Ali Bey? Birisi var bende, birisi yoktu. Dur, hangisi yoktu? Birisi var, onu yükledim öğretmenim. Şey yok, workbook yok. Workbook. Ya ben istiyorum. Onu bir şekilde yani önümüzdeki hafta içerse ben size her ikisi hem student hem de workbook onları size ileteceğim. Böyle kırık geldi. Yok. Tamam. Ben size söz verdim ama bir türlü ulaşamadım. Yok, rica ederim. Ben oradan dersimiz olmadığı sürece ben bu yeni ünitenin kelimelerine bakıyorum sıkça. Tamam. Bir de everyday English kısımlarına bakıyorum. Evet, ne varsa. Onlar da güzel aslında. Güzel bu yani şekilde. Çünkü sözcüğümüz yetmiyor. Bak, bir sürü sözcük geçiyor. Bugün geçenleri küçük küçük yazdım mesela. Bu attending'i bilmiyoruz. Exhibition'ı bilmiyoruz. Attend bir şeye katılmak demek. Attend a course, attend a program. Bir de ne dediniz? Bir şey daha dediniz. Aslında onları exhibition daha... mesela sergi, exhibition sergi. Evet. Fotoğraf sergisi, resim sergisi. Evet. Yani biz hala kızıyorum bu sisteme. Bize şey öğrettiler ya. This is a pen, this you are school too, I am in school too. Yani ya, hiçbir günlük şey yok böyle. Yani bu anlamda ben bu kitabı hani önermemin sebebi de buydu bir anlamda. Gerçekten hem kelime öğretiyor hem de bakın hem zamanları nasıl kullanıldığını da görüyoruz aynı zamanda. Biz önceki ünitelerde genel neyi gördük? Present tense'leri gördük, değil mi? Present continuous. Şimdi bu defa neyi göreceğiz? Past tense'leri göreceğiz. Bu past tense'ler nelerdi? Onlara ilaveten bir de mesela biraz kalıbı, önce bir divini diye bir sözcük vardı orada bir cümlede. Divine. That's divine mıydı? That's divine. Yani bunu anlamını bilmesek bile metinden çıkartabiliyor musunuz? Ama hepsini değil öğretmenim. Yani ya hayır. Divine sözcüğü olarak söylüyorum. Ya doğrusu hepsini çıkartamıyorum. Çok da merak ediyorum. Bir taraftan da sözlüğe bakıyorum hemen. Çok da fazla hani her kelimeyi bilmek zorunda değiliz yani tek tek anlamlarını yani bu harika mükemmel anlamı var bu şeyle ilgili yani şöyle diyelim birisi bir şeyi konuştuğunuz an ya da okuduğunuz an you don't have to understand every word, every single word. Just try to guess the meaning of the word from the context. Yani o bağlam içerisinde, o anlam içerisinde önce soracağınız şey şu olmalı. Is it a positive word or negative word? Yani ilk soracağınız bir pozitif anlamı var, negatif anlamı. Böyle yaklaşırsanız İngilizceyi okumanız ve anlamanız hız kazanır. Yani Türkçe'de de öyle değil mi? Her kelimeyi aklımızda tutmuyoruz ama gördüğümüz an anlamını pat diye çıkartıyoruz metinden. Böyle biraz da yola çıkın. Yoksa her kelimeyi için sözlüğe bakarsak amanın. Yani bizi caydırır. Öğrenmek bir de şimdi işte sokağın öğrettikleri var yani. Orada bir İngilizce bir şey sözcük görüyoruz. Burada bir şey görüyoruz. İşte tiny house görüyoruz. Bilmem buz bar görüyoruz. Ben buz barı şimdi merak ettim. Orada sözcük de geçti. Hemen bir baktım buza. Hem vızıltı hem dedikodu. Hem bir şey ama siz başka bir anlamda kullandınız oradan. Gives me buzz dediği zaman yani oradaki şey o hareket o adama bir şey veriyor, ne diyeyim, işte bir
heyecan katıyor, coşku veriyor bu anlamda. Tamam mı? Evet. Şimdi gelelim yeni ünitemizde past tense'lere bir bakalım. Ne dedik? Bu en basit şekliyle. I woke up very early this morning. Değil mi? Anlıyoruz bunu. Fortunately, it was a lovely day. Unfortunately, I had to go to school. Bunlar neydi anlamları? İlk cümle. I woke up very early this morning. Bu sabah çok erken. Bu sabah erken uyandım. Erken uyandım. Çok erken uyandım. It was lovely. Çok güzel bir gün. Unfortunately, I had to go. Maalesef okula gidiyorum. Okula gitmek zorundaydım. Had to yapıldı. Yani have to zorunluluğun geçmişteki kullanımı. Şimdi woke up early this morning dediğimiz zaman aslında hangi zaman dilimindeyiz? Şimdi bugün de miyiz ya da dün de miyiz? Bugündeyiz. Bugündeyiz. This morning. Biz geçmiş mi? Şu anda öğle mi? Akşam mı? Hangisi? Geçmiş. Yani günün ama şu anda akşam. Bir zaman dilimi. Öğleden sonra. Belki de öğleden sonra. Belki de akşam üzeri. Ya da akşam. I woke up very early this morning. Yani this morning dediğimiz zaman past kullandığımız zaman o yaptığımız eylem geçmişte kalmış. Geçmiş bir zaman diliminde. Bugün hala today bitmemiş. Today bitmemiş. Ama morning geçmiş. Öyle diyelim. Evet. Şimdi past tenses and used to yapısına girmek için. Look at the pictures by the painter Vincent van Gogh. Evet. Was he happy? Was he successful? Ali Bey siz buna başlayabilirsiniz. You can give your ideas and impressions about him. Bakın. His pictures. Değil mi? Vincent van Gogh. He was successful. Was he happy? No. Was he successful? Yeah, he was very successful, very famous painter. Yeah, okay. Şimdi bakalım. Read the notes below. He wasn't happy. Okay. Bakalım. Vincent van Gogh. Bakalım bu notlara. Ve complete the questions about his life diyor. Bakın şurada boşluklar var. Üzerleri karalanmış falan. Boya dökülmüş boya. Boyalar. Stop. Mürekkep damlamış. Dışarı. Okay. Just hang on a second. Dur. Anı geldi. Camdan bir şeyler gördüğü zaman başlıyor havlamaya. Evet. Şimdi bir bunu bir okuyalım. Evet. Okuyalım. Ali Bey başlayın. Vincent van Gogh was born in 1853, when he was a young man, he worked in London and Paris, but he was dismissed. He tried to commit suicide. Paris, Vincent met many famous artists while he was blah blah. Hayattayken olacak, tamam mı? Evet. Bakalım. Evet, devam edelim. In 1888, he moved to Arles in the south of France. Another famous painter came to life with him. He was an old friend. And go on. One evening, Van Gogh left the house carrying a blah blah
Bilmiyorum. Cut off the part of his ear. Evet, bu birinin kulağını ısırmasıyla meşhurdur. Bu koparmış da zaten. Evet. After this, he moved into an asylum. 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 Many of his most famous paintings were completed here. Completed here. Mm-hmm. In 1890, while he was blah blah himself in the chest. 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 Two days later, he died. He was buried. He was buried. Buried. When he died, he had no money. Mm-hmm. Okay. Şimdi bakalım. Bakalım. Where was he born diyor. Şimdi bakalım. Burada bu metne bakarak bu soruları cevaplamaya çalışalım. Where was he born? Cevabı? He was born in London. He was born in London. He was born in London. Peki, bunu what ve job nasıl bir soru soracağız? What was his job? Peki. Why? Bir dakika. Why did you move to in the south of Africa to Arles? Why was he dismissed? Bakın. But he was dismissed. Dismiss a person, you end someone's job. Yani işten kovmak demek dismiss. Burada pasif yapıda niçin kovuldu diyoruz. Why was he dismissed? Bakın. Ne diyor? When he was a young man, he worked in London and Paris, but he was dismissed. Why was he dismissed? Değil mi? Niçin işten kovuldu? Peki. Devam ediyoruz. Number four. Why? Şimdi he tried to commit suicide. Ona bir soru, why'li bir soru soralım. Why did he try? Yeah. Why did? Ne yoksa vazgeç. Evet, doğru. Doğru. Why did he try to? Yeah. Tamam. Commit suicide. İntihar etmek demek. Try to commit suicide. İntihar etmek. İntihar etmeye çalışmak diyoruz. Why did he try to commit suicide? Peki. Devam edelim. The fifth question. What is the which? Bakalım. In Paris, Vincent met many famous artists while he was blah blah. Which? Soru soralım burada. Which did you meet in? What did he meet? Yok, which'le başlayacağız. Which artist did you meet? Which famous artists? Which artist did he meet? Değil mi? Bakın. Many famous artists which diyor. Which artist? Hangi sanatçılarla tanıştı? Soruyoruz. Peki. What blah blah? What met them? Bakın. What was he doing? Bakın burada he was kayıp burada değil mi? While he was
doing blah 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 bu bölümü kayıp. Sorumuz what was he doing when he met them? Bakın he met many famous artists while he was blah 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 blah-ing diyoruz. Past continuous. Şimdi number seven hangi soru? Who? Who'la ilgili? Bu paragraftan who'la nasıl bir soru sorabilir? Who did come to him? Did gerek var mı orada? Nasıl past olacak öğretmenim? Who came to him? With him. Who came to live with him? Değil mi? Who came? Evet. Kim geldi dediğimiz zaman orada hiçbir soru yardımcı fiile gerek yok. Evet. Peki where first meet? Where did he? Where did they first meet? Nerede ilk karşılaştılar? Okay. What? First meet. Okay. What'lı bir soru soralım. What did he do your friends here? What was he carrying? Bakın burada one evening Van Gogh left the house carrying blah blah. What was he carrying? Şimdi why? Devam edelim. Bir dakika. Şunu altı alalım. Şimdi o cümlede ne diyor Asuman öğretmenim? One evening Van Gogh left the house carrying. Yani evi terk etti. Elinde bir şey taşıyormuş. Taşıyarak. Carrying. Hani, ama o left ayrılmak, gitmekti değil mi evden? Evden ayrıldı. Evi terk etti. Elinde de o sırada bu nasıl bir yapı biliyor musunuz? Şöyle tam burada güzel bir soru oldu. Size hemen bir paylaşım yapayım. Eğer bu elindeki o zaman part of his ear öyle mi? Bakın şöyle bir şey. Bir kırmızı kulak. Yani kulak kesik yerde. Şimdi he left the house diyoruz değil mi? Burada iki tane cümle var aslında. Evet. He left the house. The house. Evden ayrıldı. Evden gitti. Terk etti. He was carrying. Bir dakika, carrying something diyelim. Tamam mı? Evet. Elinde something, bilmiyorum. Maybe an eye. He was carrying something. Şimdi burada iki cümlede dikkat ederseniz iki tane özne aynı. Yani aslında tek özne var burada. İki ayrı eylem var. Bu eylem sırasında yapılan bir başka eylem daha var. Tamam mı? Aynı kişi iki eylemi aynı anda yapıyor. Şimdi dolayısıyla bu zaman öznelerden birini atıyoruz. He left the house. Yani kısa olan şeyi kullanıyoruz. Şunu yaptı, şunu yaparak, bunu işte elinde bir şey taşıyarak, yiyerek, elinde hani elma yiyerek, ağlayarak dediğimiz bir şey. He left the house diyoruz. Buradaki he was'ı tamamen yok ediyoruz. Direkt gerisini alıyoruz. Carrying at the same time.
olan şeyler için bu. Olaylar için. Carrying, doğru mu yazdım? Evet, evet galiba doğru. Carrying something dedim. Bazen derken şey oluyor. Carrying something. Şimdi diyelim ki evden dışarı çıktı diyelim. Evden dışarı çıktın. Bir şey ya da odaya girdi elma yiyerek diyelim. Elinde elma var. Yiyerek girdi. She came in. Eating an apple. Gördünüz mü? Evet. Bu yapı. Came, yani içeri giren kim? O. Eat eden, yiyen kim? O. Gene aynı kişi. Diğerini biz burada participle, present participle dediğimiz bir yapı kullanıyoruz. Fiilin isimli fiil mi diyoruz? İsim fiil mi diyoruz buna? Yiyerek, onu yaparak, ederek dediğimiz şey. Ağlayarak telefona cevap verdi diyelim mesela. She replied the phone. Crying. Evet, she replied the phone crying. Yani bunu böyle bir yapıyla yapabiliyoruz. Bunu göstermek istedim. Güzel oldu aslında. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Başka bir cümle kurmak isterseniz deneyin. İsterseniz bir Türk. Öğretmenim saatimiz doldu. Doldu mu? Evet. Bak. İnanmıyorum. Bir daha döneyim. O zaman şöyle diyelim. Şu soruları siz bu metne göre tamamlayın. Ama cevaplarını da şöyle yapalım. Ben dinleteyim size. Dinlediğiniz zaman da question'ların cevaplarını hem de script'i de açmış olayım. Yormamak adına sizi. Unit 3. Tape script 3.1. Vincent van Gogh. 1. Where was he born? 2. What was his job? 3. Why was he dismissed? 4. Why did he try to commit suicide? 5. Which artists did he meet? 6. What was he doing when he met them? 7. Who came to live with him? 8. Where did they first meet? 9. What was he carrying? 10. Why did he cut off part of his ear? 11. Which paintings were completed there? 12. What was he doing when he shot himself? 13. Why did he shoot himself? 14. Where was he buried? 15. Why didn't he have any money? Evet. Şimdi burada soruların yapılmış halini gördünüz ve de bu soruların cevaplarını da bu metinden okuyup cevaplarını vermenizi istiyorum ödev olarak. Tamam mı? The whole text on page 23. Tamam, onun hayatıyla ilgili. Orada yapılmış olan 15 tane soru var. 15 soruya cevap bu metin içerisinde. Bu bir ödev ve de workbook.
sayfa page 18. Bakın burada bir metin var. Billionaire rips a hole in his Picasso work. $139 million diye bir metin var. O metin içerisinde hani daha önce recognize'in şeyleri, tensleri, zamanları tanımak adına italikle yazılmış olan fiilleri hangileri hangi zamanda bir hatırlama adına bunu ödev olarak vereyim. Çünkü önümüzdeki hafta dersimiz yok. Bir sonraki hafta var. Bunu birlikte yaparız geri kalan bölümünü. Çok da fazla yormayayım sizi bu anlamda. Okay. Thank you very much for joining. Good evening. Evet, have a nice week. Letafet Hanım. Thank you very much for being my coordinator for this club. Thank you. Good evening. Bye bye. Teşekkürler, iyi akşamlar. Okay, bye bye.